kahve molasına hoş geldiniz. Bugün daha iyi bir piyasa var. Dün malum çok fırtınalıydı. Önce piyasada rakamlar nasıl, onlara bir bakalım. BIST 100 %1 yukarıda. Biliyorsunuz dün özellikle Amerika'nın yaptırım kararlarından sonra borsa düşmüştü. Bugün toparlandı. Dolar yükselişte ama tabii özellikle dün gece daha da yukarılara çıkmıştı. Şu anda 0.36 artışla 5.08 TL seviyesinde. Euro da 0.26 artışla 5.89 TL seviyesinde. Altın kurlardaki yükselişe paralel gidiyor. Hemen üzerine koydu. Gram altın 197, 0.34 yükseldi. Çeyrek altın 323 TL, 0.09 yükseldi. Petrolde de hafif yükseliş var ama bu seviyeler aslında bizim için iyi seviyeler. Tahvil tarafında yükseliş devam ediyor. Bu da dünkü piyasalardaki harekete bağlı olarak bugün enflasyonda çok beklenenin altında bir artış oldu. Buna rağmen 0.88 yükselişte 19.49'da, repo 17.11'de. Evet. Şimdi ekonomi gündeminde neler var? Kısa bir haber turumuz var, onu izleyelim. Temmuz ayında enflasyon beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon %15,85, aylık enflasyonsa %0,55 olarak gerçekleşti. Temmuz ayının zam şampiyonu limon olurken en fazla fiyat düşüşü ise erikte yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen imar barışı projesi için 3 kamu bankasının düşük faizli kredi vereceği açıklandı. Uygulama pazartesi günü başlayacak. Verilecek kredinin faizi ise 20 bin liraya kadar %1,33 olarak uygulanacak. Doğu Karadeniz'den bu yılın ilk 7 ayında 117 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde 671,7 milyon dolarlık da ihracat yapıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı geldi. Kendilerini bakanlığın KOBİ kredi birimi şeklinde tanıtan ve kredi pazarlamak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Çin, dünyanın en büyük ikinci hisse senedi piyasası unvanını Japonya'ya kaptırdı. Çin hisse senetlerinin piyasa değeri Perşembe günü yaşanan düşüşün ardından 6.9 trilyon dolara geriledi. Japonya borsasının değeri ise 6.17 trilyon dolar seviyesinde kayıtlara geçti. ABD 31 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın açık arayla en büyük hisse senedi piyasasına sahip. Tayland'da 120 binden fazla banka müşterisinin bilgileri çalındı. Siber saldırıda şüpheli işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir rapor olmadığı belirtilirken olayın fark edilmesiyle saldırının anında durdurulduğu açıklandı. Evet, Temmuz ayı enflasyon rakamı da açıklandı. Daha yüksek bekleniyordu ama beklentiye göre bayağı düşük bir enflasyon, aylık enflasyon rakamı açıklandı. Bu yıllıktaki beklentiyi de bir anlamda aşağı çekmiş oldu. Yıllık beklenti 16'nın üzerine çıkar enflasyon deniyordu ama 15.85'te kaldı. Aylık enflasyon 0.55 oldu. Bununla ilgili haberimizi izliyoruz. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yılın 7. ayında enflasyon beklentilerin altında geldi. TÜİK'in verilerine göre tüketici fiyat endeksi Temmuz'da %0,55 artış kaydetti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %1,77 oranında gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında enflasyon tüketici fiyatlarında %15,85, yurt içi üretici fiyatlarında ise %25 olarak kayıtlara geçti. Çekirdek enflasyonda Temmuz ayında %15,10 oldu. Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış %2,26 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Ev eşyası %1,82, eğlence ve kültür %1,62, sağlık %1,20, konutta ise %1,10 artış yaşandı.
Aylık en fazla düşüş gösteren grupta yine %3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise en fazla artışın %24,21 ile ulaştırma grubunda gerçekleştiği görüldü. Temmuz ayında zam şampiyonu fiyatı %12,82 oranında artan limon oldu. En fazla fiyat düşüşü ise %23,66 ile erikte yaşandı. Sevgili seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak bir özel kanala açıklamalarda bulundu. Üç başlıkta açıklamaları: ABD ile ilişkiler, malum ABD'nin yaptırım kararı, enflasyon ve faizlerle ilgili tartışılıyor. Neden enflasyon gündemde zaten? Faizle ilgili de Merkez Bankası özellikle eleştiriliyordu. Neden faizleri artırmadı diye. Bir de OVP. OVP'yi bir kere en sondan başlayalım. Eylül'de açıklayacak. Yani önümüzdeki 3 yıllık planı açıklayacak. Neler yapılacağını açıklayacak. Ama enflasyon ve faizlerde de zaten özellikle aylık enflasyon rakamlarına baktığımızda düşüş muhtemelen Eylül ayından itibaren başlayacak. O konuda vurguda bulunuyor. Enflasyon ve faizlerin düştüğünü göreceğiz diyor önümüzdeki aylarda. Ama en önemlisi, piyasayı çok etkileyen konu Amerika'nın yaptırım kararı. Orada da özellikle Dışişleri Bakanlarının görüşmelerinin olumlu geçtiğine vurgu yapıyor. İki ülkenin ne kadar köklü ilişkileri olduğuna vurgu yapıyor. Ve en azından bu krizin zirve noktasından şu anda çok daha iyi noktada olduğumuzu belirtiyor. Açıklamaları böyleydi. Bu açıklamalar da diğer verilerle beraber tabii ki piyasalar üzerinde olumlu etki yaptı. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Sayın Mustafa Aşkın, piyasaları konuşacağız kendisiyle. Evet, telefonumuz hazır mı? Merhabalar. Mustafa Bey. Duyabiliyorum sizi, merhabalar. Evet. Aslında verilerle başlayalım. Enflasyon rakamları beklentiden daha az geldi, düşük geldi. Bu da bir anlamda enflasyon artışında bir hız kesme gibi yorumlanıyor. Bunun piyasalara etkisi oldu muhtemelen. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde de iki bakanın görüşmesi, en azından görüşmenin gerçekleşmiş olması ve sonraki açıklamalar. Nasıl yorumlayalım? Bugün piyasa daha düzgün bir piyasa var. Tabii beklenmedik. Bu rahip krizi bir anda ortaya çıkınca piyasa bunu negatif fiyatlamaya eğilimliydi zaten. Ve dolayısıyla bir anda her şey negatif olarak fiyatlandı. Tabii bu siyasi bir süreç. Ekonomik anlamda ne kadar yorum yapsak boş. Dolayısıyla doğru, siyasi anlamda sürecin tamamlanmasını beklemek durumundayız. Ve bu sırada belki ufak tefek yeni dalgalanmalar olacaktır. Çünkü... Peki o zaman enflasyon kısmını değerlendirelim. Hı-hı. Enflasyon tarafında aslında %16'nın üzerine çıkacak bir yıllık enflasyon beklentisi vardı. Aylıkta da tabii aylığın etkisiyle. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet, bu beklentinin düşük gelmesi tabii hepimizi sevindirdi. Negatif bir enflasyona doğru eğilimi olması, en azından aylık bazda beklenenin altında bir enflasyon gelmesi olumlu nitelendirilebilir, ama totalde yıllık enflasyona baktığımızda yine 15 küsurlarda tüfe var. 25'lerde de üfe var. Bunlar hali hazırda çok yüksek enflasyonlar. Sayın Ekonomi Bakanımızın ifadesine göre de tabii bunlarla ilgili önlemler alınıyor ve alınmakta zaten zorundayız bir bakıma. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Özellikle dövize bağlı maliyet enflasyonu çok ciddi boyutlarda. Bu nedenle döviz fiyatlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Bir de üstüne üstlük mevsimsel etkisi vardır, bilirsiniz. Türkiye'de Eylül ayı itibariyle genelde enflasyonda bir yükselme eğilimi görülebilir. O aşamaya, Eylül'e kadarki süreçte çok ciddi bir program yapabilirsek sonbaharı daha rahat atlatabilecek bir seviyeye ulaşabiliriz. Zaten kaldık. Öyle zannediyorum Ekim ayı, özellikle 2017 Ekim ayı enflasyonu yüksek çıkmıştı bayağı. Dolayısıyla Ekim ayında söylediğiniz yönde bir gelişme olursa daha net bir düşüş görebileceğiz diye düşünüyorum. Özellikle bazı etkisi nedeniyle olabilir, ama evet, şunu da unutmamak gerekiyor. Epeydir yapılamayan enerji ve ham madde girdisi fiyat artışları var. Doğru. Onlar yavaş yavaş hayata geçmek durumunda. Bu belki de biraz da geç kaldık geçirmek için. Doğru. Onların yaratacağı baskıyı da ne yazık ki bundan sonraki aylarda hem maliyet enflasyonu hem tüfede hissedeceğiz.
Belki 2018'in sonbaharı ve sonuna doğru alacağımız önlemler ve burada yapılacak fiyat ayarlamalarıyla belli bir seviyenin üstünde bitirebiliriz enflasyonu, ama en azından buradaki kararlı tutumumuz 2019'a yansıtabilirsek 2019 yılı itibariyle çok daha verimli bir enflasyon anlamında dönemi yaşayabiliriz. Evet, biraz daha orta vadede göreceğiz bunu, öyle gözüküyor. Peki kurlar tarafına bakarsak, şimdi kurlar malum Amerika'nın yaptırım kararları sonrası adeta zıpladı. Ama bugün biraz daha sakin görünüyor. Şimdi bunun bizimle ilgili tarafı önemli, ama küresel piyasalarda da doların aslında güçlü seyrettiğini görüyoruz. Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu görüyoruz. Amerika'da faizlerin artırılmasıyla ilgili daha bir Fed'de bir özgüven oluştuğunu görüyoruz. Ne kadar küresel etki var? Dolar güçlü seyredecek galiba önümüzdeki dönemde. Ne yazık ki şöyle bir durum var. Gelişmekte olan ülkeler ve dünyada borçlananlar için kötü gidecek bir durum söz konusu. O da şu: Fed'in epeydir söylediği sıkı ve sert bir para politikası uygulamaya devam edecek olma beklentisi var. Bu yıl içinde hala faiz artıracağıyla ilgili ciddi beklentiler ve söylemler var. Daha dün açıklamıştı Fed Başkanı. Evet. Bir de üstüne üstlük Trump'ın hiç öngörülemeyen ticari savaşlarının boyutunun nereye ulaşacağını bilemiyoruz. Bunun yaratacağı bir baskı da olacak dünya ekonomisinde. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde, bir de Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın da parasal genişlemeyi sonlandırabileceğine dair sinyalleri eklediğimizde, tabii ki özellikle dış kaynak ihtiyacında olan ülkeler için daha çetin bir zaman dilimi geçecekmiş gibi görünüyor. Yani paranın adresi küresel anlamda gelişmiş piyasalara doğru dönüyor. Evet. Ve önümüzdeki dönemde gelişen ülkeler biraz daha maliyetli kredi bulabilecekler gibi gözüküyor, değil mi? Evet, onun da ne yazık ki hem bizim faizlerde hem de döviz kurları üzerinde negatif etkisi sistematik ve küresel bir risk olarak yansıyacak. İşte bunu da bir parça öngörüp yönetebiliyor olmamız gerekiyor bundan sonraki dönemde. Bunu da dikkate almak lazım. Kesinlikle. Peki Merkez Bankası özellikle son toplantıdan bir faiz artırımı beklentisi oldu ve piyasa eleştirdi, hatta tepki verdi diye de konuşuluyor. Merkez Bankası faizleri artırmalı mıydı? Sonrasında bu önceki gün gelişmeleri düşünürsek artı sayda etkisiz kalır mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben arttırmaması taraftarıydım. Arttırmaması bence yerinde oldu. Çünkü faizle döviz kuru arasındaki ilişki bir parça zayıfladı. Onun da nedeni şu esasında: Merkez Bankamız ne yazık ki daha önce yapması gereken bazı adımları atmayıp geç kalıp sert adımlar attığı için o ilişki ve bir bakıma da Merkez Bankacılığının inandırıcılığında biraz erozyona uğradık. Belki bunu yapmayarak onu yavaş yavaş toparlama eğilimi içinde, ama sonbahara doğru belki gerektiği takdirde yine ek sıkılaştırıcı önlemler, ve başkan da öyle diyordu zaten, belki de parasal anlamda faizle ilgili sıkılaştırıcı bir önlem alabilir. En azından şu fırtınalı dönem geçtikten sonra, değil mi, bazı olumlu sonuçlar da gördükten sonra faiz politikası daha tutarlı olur diye düşünüyoruz. Kesinlikle faiz netice itibariyle hani alınması gereken bir antibiyotik, yan etkisi de var mutlaka, ama dozunda ve zamanında almak önemli. Evet. Peki o zaman bir de borsayı değerlendirelim. Çünkü kurlar yükselince aslında endeks hisse senedi değerine baktığımızda çok ucuz bir borsa endeksi ya da hisse senetleri durumu ortaya çıkıyor. Siz önümüzdeki dönemde ne öngörüyorsunuz? Bir taraftan da borsadaki şirketlerimizin bilançoları iyi geliyor, fena değil. Evet, esasına baktığımızda borsamızın şu anki değeri yaklaşık 180 milyar dolar civarında. Hani Türkiye'ye yakışmayacak bir değer ölçüsü bu. Çünkü hani orta ölçekli bir Avrupa veya Amerika firmasının piyasa değeri bu kadar zaten. Bugünlerde çok popüler bir konu var, işte Apple'ın piyasa değeri 1 trilyon dolar. Dolayısıyla baktığımızda bizim borsadaki toplam hisse senetleri Apple'ın neredeyse 5'te 1'i kadar bir değere, evet, ulaşmış durumdalar. Çok düşük bir fiyattalar. Ama tabii borsa biraz psikolojik bir etken, matematik bir yere kadar. Çünkü yatırımcılar gelecek beklentisini satın almayı severler. Bizim de bizim gibi ülkelerin grubunda yer alan ülkelerde ne yazık ki borsalarda daha çok negatif fiyatlamayı ve negatif fiyatlamayı seviyorlar. Bu nedenle de özellikle yabancı yatırımcıların biraz uzak kaldığını söyleyebiliriz. Ama orta vade için Türk yatırımcısı Türk şirketlerine güvenmeli. Karlılık ve para politikaları anlamında Türk şirketleri daha tutarlı ve deneyimliler. Belli bir süre sonra Türk şirketlerindeki karlılığın çok düşmediğini, aksine bazı sektörlerde arttığını göreceğimiz için yavaş yavaş biriktirme zamanı gelmiş gibi görünüyor.
Son sorumuz da şu olsun. Biz tabii faizi, borsayı konuştuk ama bu dönemde, yani böyle fırtınalı bir dönemde Merkez Bankası'nın dolar ya da döviz satarak müdahale etmemesi de herhalde doğru, değil mi? Çünkü rezervlerinde korunması gerekiyor. Kesinlikle doğru bir karar. Ancak döviz satışı ne zaman olur? Piyasa zaten aşağı dönme eğilimindedir. Son bir hamle yaparsınız, böylece belini kırarsınız piyasanın tabiri caizse. Dolayısıyla zaten çok fazla olmayan rezervlerimizi satarak rezervsiz kalma durumuna girmememiz gerekiyor. Biz bunu 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda yaşadık. Aksine reaksiyon çok daha sert ve kötü oldu. Merkez Bankası'nın döviz satmaması son derece yerinde. Diğer para politikası araçlarıyla birlikte bunu yapması daha mantıklı. Ama son zamanlarda hem bakanımızın hem Merkez Bankası Başkanımızın bir açıklaması dikkat çekici. Ek maliye politikalarıyla para politikasına destek vereceğiz diyorlar. İşte yapılması gereken şey bu. Evet. İnşallah bunu bir an önce hayata geçirirsek çok daha verimli bir Merkez Bankası görürüz. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey katıldığınız için. Sağ olun. Evet. Şimdi BDD sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere.